Ne oldu? Abimle evlenmenin altında yatan gerçek sebebi senin ağzından duymak istiyorum. Bu yüzden buradayım. Kim söyledi sana bunu? Bunun bir önemi yok. Buyurun hanımefendi, şifa olsun. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Yaman! Hemen git şuradan, yoksa polis çağırırım. Feraye gel sen de. Gel sen de, hadi bak otobüs bekliyor, gideceğiz. Gideceksiniz öyle mi? Annemden para alıp kaçıyor olmak senin ağrına gitmiyor mu? Ben öyle bir şey yapmadım. Hazal'ın dayısı yardım etti bize, saçmalama. Hazal. Feraye. Yapma. Özür dilerim. Yalan mı söyledin bana? Sadece konuşacağız. Ondan sonra ne yapmak istiyorsan yap, nereye gitmek istiyorsan git. Hiçbir şekilde rahatsız etmeyeceğim seni. Feraye, inanma ona, lütfen gitme. Ya sen beni Feraye'yi kaçıracağımı, zarar vereceğimi falan mı düşünüyorsun? Saçma sapan konuşma Azal. Zarar vermek sadece fiziksel mi oluyor Yaman? Kendi yaptığın her şeyi unuttun, bu kızı tehdit edip duruyorsun. Ruh sağlığını bozuyorsun. Bir bak Feraye'ye ya. Gerçekten bak ama. İyi mi sence? Hasta ediyorsun sen onu Yaman. Tamam, gittin kendine yeni bir hayat kurdun. Okey. Ama bu kızın niye kendi hayatını yaşamasına izin vermiyorsun? Var mı bir cevabın? Yok. İşte bu yüzden her şeye rağmen onu senden de buradan da kaçırmak istedim. Hiçbir şekilde etkilemeyeceğim seni. Son kez konuşacağız. Feray, dur, dur bir dur. Yaman bebeği öğrenmiş olabilir. Ne diyorsun ya? Nereden öğrenmiş? Nereden? Bilmiyorum, konuşacağım. O kadının parasıyla da hiçbir yere gitmem ben. Bunu sonra konuşacağız. Bekle beni. Ben dönerim eve bir şekilde, düşünme beni. Allah'ım ya, Allah'ım ya, Allah'ım ya. Gel. Çıktın gittin hemen. Konuşamadık. Yeni yaptım. Seversin kahvemi. Al sen iç. Sen kahveyi bırak. Otur. Tamam. Ben zaten kahve içecek durumda değilim. Kısa konuşup yola çıkacağım. Nereye oğlum? İstanbul'a. Seni para için satan kızın peşinden mi gideceksin? O para meselesinde bence Feraye gelip senden para almamıştır. Sen teklif etmişsindir. Kendini böyle mi rahatlatacaksın? Feraye'nin parayı kabul etmesi de benim suçum tabii sana göre. Öyle mi? Bir kez daha ve son kez söylüyorum. Benim ilişkim sadece beni ilgilendirir. Tamam. Bu olayı senin yüzünden bilenler dışında kimse bilmeyecek. Dedem şüphelenmeyecek bile. Ha, dedem şüphelenirse gerekeni zaten ben yaparım. Vazgeçmeyeceksin yani o kızdan. Öyle mi? Bak, yine bana müdahale etmeye çalışıyorsun. Yapma. Yapma. Az önce dediğim gibi, bu benim ilişkim. Ben şimdi Feraye ile ilgili bir karar vereceğim. Ama ne karar vereceğim? Sadece beni ilgilendirir, karışma. Sana zaafım var, seni çok seviyorum, senin için üzülüyorum diye beni manipüle etmeye çalışıyorsun. İnsanın canı bile olsa bir yere kadar anne. Canı bile olsa bir yere kadar.
Her şeyden haberin var sanırım. Feray yanında mı? Yok değil, Yaman'la gitti. Yaman'la mı gitti? Ne oluyor o zaman? Feray annemden para almış, bir anda toplanıp gitmişsiniz. Ne oluyor? Annenden parayı ben aldım. Feray'ın haberi yoktu, dayımdan aldım dedim. Yaman da bizi yolda gördü. Bir konuşmak istedi, gitmemize engel olmak için yani. Neredeler şimdi? Bilmiyorum. Tamam. Ben Yaman ararım. Ne olacak ya şimdi? Ne olacak şimdi ya? Nereye gidiyoruz? Onu da söylemeyecek misin? Aynen. Orada konuşuruz. İstersen sağa çekeyim. Zorlamayacağımı söylemiştim.